Twitch kanal sadakat puanlarıyla talep edilen bir video ile karşınızdayız. Bu seferki konumuz bir dönem gündemi epey oyalayan Garrosh Did Nothing Wrong. Bu söylem 2016 yılında Hiro isimli yabancı bir YouTuber'ın 1 Nisan şakası için hazırladığı Garrosh Did Nothing Wrong videosu ile başladı. Konu daha sonra Reddit'e, oradan da her yere yayıldı. Evet, içerik aslında 1 Nisan'a özel hazırlanmıştı. Ancak videoyu izleyenler, yorumlayanlar ve lore'a hakim olanlar "Bir dakika lan, çok da yanlış değil ha" gibi tepkiler vermeye başlayınca iş 1 Nisan şakası olmaktan çıktı. Böylelikle de Garrosh'un yaptıklarının doğru ve çok da yanlış olmadığına inananların sayısı giderek arttı. Yaşadığı şeyleri yapmaya itildi diyebileceğimiz olaylar neydi? Ve aslında dipte yatan ve gerçekten Garrosh'u yanlış anlamamıza yol açan hikaye örgülerine bir bakalım. Sizlere konuyu çok uzatmadan ve dağıtmadan özet halinde bir sunum yapacağız. Umarım beğenirsiniz, keyifli seyirler. Garrosh'un yaptıklarına girmeden önce kısaca bir kendisini tanıyalım. Garrosh, orklar Gul'dan liderliğinde Azeroth'u istilaya geldiklerinde çok küçüktü. Babası ve klanı ile birlikte Azeroth'a gelmedi. Bunun yanında babası, Grommash Halsikrim ise İblis Menoroth'un kanını ilk içen orklar arasında yer almaktaydı. Orkların gezegeni Draenor'da bir yetimhanede büyüyen Garrosh, orklar tarafından babasının aldığı karar nedeniyle dışlandı ve ezildi. Aslına bakarsanız kendi iblis kanı içmemişti ve ork klanlarının başına gelenlerden de bir haberdi. Küçüklüğü bu şekilde zorbalıklara maruz kalarak geçerken hiç beklenmeyen biri ziyaretine geldi. Thrall. Thrall, Garrosh'un babası Grommash ile Azeroth'ta İblis Menoroth'a karşı birlikte savaşmıştı. Grommash'ın büyük fedakarlığı sonrasında iblis kanına maruz kalan orklar özgür iradelerine kavuşmuştu. Thrall, hem kurduğu yeni horda büyük katkıları olmasından hem de ork ırkının kurtarıcısı niteliği taşıyan Grommash'ın anasını onurlandırmak niyetindeydi. Bunun için de Garrosh'u ziyaret edip hak ettiği onuru ona iletmek zorunda olduğunu düşündü. Garrosh'a babasının bir hain olmadığını ve aksine orkların kurtarıcısı olduğunu söyledi. Hayatını feda ederek orkları özgürlüğüne kavuşturan Grommash'a bir vefa borcu olarak oğlunu himayesine almak istediğini Garrosh'a iletti. Garrosh da zaten çok sevilmediği Draenor'dan ayrılmayı ve babasının açtığı yolda ilerlemeyi makul buldu. Ve Thrall ile Azeroth'ta yeni horda katıldı. Garrosh her ne kadar zorbalıklara maruz kaldıysa da Draenor'da orklarla büyüdü ve ork geleneklerini tam olarak özümsemiş bir karakterdi. Thrall ve yeni kurduğu ork'taki orklar gibi farklı ırklarla bir arada olmaya pek alışık değildi. Diğer taraftan Thrall, dostu Grommash'ın anısını yüceltmek ve güçlü iradeye sahip bir ork yetiştirmek adına Garrosh'u her gittiği yere götürüyordu. Hordun içerisindeki farklı ırklara henüz alışmakta olan Garrosh, düşman ırklarla yapılan diplomasiyi anlamıyor, aksine savaşma hiddetine ara ara yenik bile düşüyordu. Garrosh'un Azeroth'taki ilk görev yeri belli oldu. Scourge'un durdurulması için yapılacak olan seferde Horde kumandanı meşhur Saurfang ile birlikte Horde seferini yönetecekti. Uzun süren serüven sonrasında Saurfang'den çok şey öğrenecekti. Hatta Icecrown'ın kuşatmasında Horde birliklerini yöneten ismi olacaktı. Aslında burada Horde adına başka isimler de yer alabilirdi. Sylvanas ve Saurfang kaderin farklı yönlendirmelerine tabi kalacaklardı. Özellikle Saurfang duygusal açıdan Feleğin çemberinden geçmekteydi diyebiliriz. Radgate'de yaşanan olayda oğlunu kaybetmiş ve oğlu Lich King tarafından bir Dead Knight olarak uyandırılmıştı. Biz kahramanlarca öldürülen oğluyla ilgilendiğinden Saurfang Lich King'e karşı yürütülen son seferi yarıda bırakmıştı. Garrosh ise başarılı bir şekilde tamamlanan sefer sonrasında Horde içinde bir kahramana dönüşmüş ve Orgrimmar'da büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Sonrasında kısa bir barış dönemi yaşanır gibi olurken ilk çatırdama Ashenvale'den geldi. Radgate'de yaşanan olaylardan dolayı Alliance, Horde'u sorumlu tutuyordu. Bu nedenle de Night Elf'ler ticaret yapmamaya ve Warsong ekibini topraklarından atmak düşüncelerindeydi. Öte yandan Kataklizm'in yan etkileri olarak elementler ayaklanmaya başlamış ve orkların evi olan Drotar iyice kuraklaşmıştı. Bu nedenle de verimli topraklara ihtiyaç duyuluyordu. Ama elflerin topraklarını işgal etme düşünceleri yoktu. Onlarla ticaret yapmakla yetineceklerdi. Bu nedenle de Thrall, Cairn ve Hamul Rune Totem el temsilcileriyle görüşmek adına Druidleri bir araya getirme kararı aldı. Ancak Garrosh durumdan hiç memnun değildi. Neden elfler Horde'u suçluyordu ki? Alliance kadar Horde da zarar gördü Radgate olaylarından. Yüce Komutan Saurfang bu uğurda oğlunu feda etmişti. Daha ne olmalıydı ki? İçine sinmese de Garrosh kendisine verilen emri yerine getirdi ve Thrall'a bu konuda güvendi. Ancak olaylar çok hızlı gelişmekteydi.
Kane ve Tral bunu araştırmak için Hamul'u müzakerelerin başına bıraktı. Tral ise elementleri daha iyi anlamak için Nagrant'a gitmeye karar verdi. Hordu da Garrosh'u bırakmaya karar verdi. Garrosh onur duyduğunu, Hordu savaş meydanında layıkıyla yönetebileceğini söyledi. Ama hiç politikadan anlamadığını ve bu anlamda uygun olup olmadığından emin değildi. Büyük bir cesaretle bunu Tral'a dile getirdi. Ama Tral geri adım atmadı, Garrosh'a inanıyordu. Ve ona politik konularda yardımcı olması için de Edric, Wolgin ve Kane'i görevlendirdi. Bu sırada devam etmekte olan müzakereler Twilight Hammer tarikatı tarafından sabote edilecek ve bu sabotajdan geriye tek kalan isim Hamul direkt olarak Garrosh'u suçlayacaktır. Aslında Garrosh'un olaydan haberi bile yok. Hamul koşa koşa durumu Kane'e aktarır ve Kane de olayları sorgulamadan Warchief ünvanı için Garrosh'a Makkora teklifinde bulunur. Haliyle Garrosh bunun altında kalacak ya da geri çevirecek bir karakter değildi. Kabul etti ki zaten birebir de belki de Kane'den üstündü bile. Garrosh çok onurlu bir adamdı. Ancak etrafında sinsice dönen entrikaları çok okuyamıyordu. Ki bunu aslında biliyordu da. Hatta tam da bu nedenle Warchief olmak niyetinde değildi. Yine başka bir sinsi entrikanın kurbanı olacaktır. Magatha Grim Totem, Garrosh'u duellodan önce yanına çağırır ve Gorehold'u kutsayacağını söyler. Bu arada evet, Gorehold Garrosh'un ellerinde. Northrend'den döndükten sonra babasının anısını yaşatması ve kazandığı zaferlerden dolayı hak ettiğini düşünerek Tral, Gorehold'u sahibinin oğluna teslim etmişti. Magatha masum değildi ama bunu anladığımızda ise her şey için çok geç olacaktı. Kane, Gorehold'daki zehir nedeniyle ilk aldığı yarada yere yıkıldı ve oracıkta hayatını kaybetti. Herkes bu duruma çok sinirlenmişti ve liderlerinin ölümünden dolayı Tauren ile Horde'un arasındaki ilişki pamuk ipliğindeydi artık. Ama unutulan çok önemli bir detay var. Evet, Garrosh'da yaşananlardan dolayı mutlu değildi. Ama Makkora'ya çağrılan oydu. Ve Horde teorisine göre Makkora özellikle de Warchief ünvanı için yapılıyorsa ölümüne yapılmalıydı. Yani ölen Kane olmasaydı Garrosh olmak zorunda olacaktı. Bu da Garrosh ölseydi daha mı iyiydi yani dedirtecek bir durum. Ama Taurenler pek bu düşüncede değillerdi sanırım. En azından Kane'in oğlu Bane aynı düşüncede değildi. Magatha ve onun takipçilerine yaptıklarını ödettikten sonra Garrosh'a ve Horde'a bağlı olacağını söyledi. Garrosh da şaşkınlıkla ve memnuniyetle kabul etti ama olanlar olmuştu. Bu olay sonrasında Garrosh, Ashenvale'deki orduyu bizzat yönetmeye karar verir ve bölgeye gelir. Erzak ihtiyacını gidermek adına genişleme planı yapar. Büyük ölçekte ise Kalimdor'un tamamını Horde saflarına katmak ister. Bu nedenle ilk olarak elfler denklemden çıkarılmalıydı. Garrosh, babasının yarıda bıraktığı işi tamamlayacak gibiydi. Hatta daha ileri gidebilmişti. Garrosh'un Ashenvale'deki ilerlemesi artık durdurulmaz olduğunu düşünen Tren de kendini gösterir ve Garrosh'un karşısına dikilir. Aslında Garrosh'un istediği de buydu. Tren de ile karşılaşmalarında üstünlüğü de sağlayan Garrosh, Kral Varian ve Gen Greyman tarafından durdurulur. Orkların Ashenvale'deki yürüyüşü elfler tarafından değil, Alliance tarafından durdurulmuş olur. Garrosh'un karşı taraflardan aldığı tepki bu şekildeydi. Bu yetmezmiş gibi Horde içindeki ırklardan da beklediği sadakati görememişti. Wolgin bir Warchief olarak saygı duymuyor ve Garrosh'un öfkeli tavırlarından memnun değildi. Üstelik bunu dile getirmekten de hiç çekinmiyordu. Taurenlerle olan durum malum. Kalimdor'da bir savaş yönetirken diğer kıtada işleri Sylvanas'a bırakmak niyetinde. Ancak o da tamamen kendi planını uygulamaktaydı. Garrosh'a göre Lich King'le aynı yolu takip ediyordu. Ama güvenmek zorundaydı. Üstüne üstlük kendi ırkından Overlord Kromgar, Garrosh'un emrinin aksine hareket ederek Stontalon dağlarında masumları bombaladı. Bedelini Warchief Garrosh'un elinden uçurumdan atılarak ödediyse de Garrosh'un neredeyse herkes olan inancı ve güveni kırılmıştı. Bunlardan dolayı ilerideki planlarını bizzat kendi yönetecekti. Kalimdor'un tamamen Horde olmasından bahsederken akla ilk gelen Alliance Kalesi tabii ki Orgrimmar'ın yanı başındaki Teramor'du. Birliklerinin büyük bir bölümüyle buraya yürüyüşe geçen Garrosh'u zor bir sınav beklemekteydi. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi bazı Horde liderleri Garrosh'un kararlarını desteklemiyor. Hatta endişe verici buluyorlar. Troll ve Taurenler Garrosh'un askeri gücünün çok arttığından durdurulması kanaatindeydi. Sylvanas ise Teramor'a yapılacak bir saldırının karşı katada direkt olarak kendini etkileyeceğini düşünüyor ve onaylamıyordu. Lortemar suskun, Galivix ise sadece çıkarlarının peşindeydi. Çelik gibi sinir gerektiren bu Teramor sınavında Garrosh tam anlamıyla tek başına kalmıştı. Ve kuşatma geldi çattı. Jaina çok uzun zamandır bu kalenin yöneticisiydi. Ancak bu durum yöneticilikten çok öteydi. Scourge'den kaçıp buraya yerleşen Jaina için artık burası tam anlamıyla evdi.
ve Jaina evini terk etme niyetinde değildi. Ve bu sorunun bir şekilde çözüleceğine emindi. Ancak Tral ortalıkta yoktu. Nagrand da elementleri araştırmaya gitmişti. Garrosh Tral'dan çok farklıydı. Evet, belki de Ashenvale'de elflere karşı küçük bir zafer kazanmıştı ama Warchief olarak tam bir zafer kazanamamıştı. Ve troller ile Taurenlere kendini kanıtlamak niyetindeydi. Ancak düsturu belliydi. Sivillere zarar verilmeyecekti. Öyle de oldu. Kuşatmayı tamamlayan Garrosh, son saldırısını yapmadan sivillerin boşaltılması için Alliance yöneticilerine zaman tanıdı. Ve bekledi. Ancak Jaina bu zamanı savunmasını güçlendirecek isimleri çağırarak kullanacaktı. Garrosh kötü bir politikacıydı belki ama aptal değildi. Jaina'nın kendisine oyaladığının farkındaydı. Hatta ve hatta bu savaşta tarafsız kalması gereken kişilerin buraya gelip Jaina'ya destek verdiğini de görmekteydi. Mavi ejderhaların lideri durumdaki Kalegos ve Kirintor'un lideri Ronin Teramor'a gelmişti. Evet, Garrosh haklıydı. Horde ve Alliance arasında her ne olursa olsun bu isimler aracılık yapabilir ancak taraf olamazlardı. Bu durum Garrosh'u iyice sinirlendiriyor ve sabrının tükenmesine sebep oluyordu. Ve anladı ki kendisi ve orklar bir yana, dünya bir yana. Çünkü gördü ki tarafsız kalması gerekenler günü gelince Horde'a karşı olabileceklerdi. Son bir çağrıda bulunarak mana bombasının atılmasının emrini veren Garrosh, Teramor'u yerle bir etmişti. Ronin, patlamadan saniyeler önce Jaina ve birçok kişinin hayatını kurtaracak bir hareket ile şehrin dışına bir portal açar. Bu, Ronin'in hayatına mal olur. Olayın neticesinde çok sayıda Alliance generali ve Kirintor lideri ölmüştü. Warcraft evreninin tarihine kazınacak olan bu olay, pek çok hikaye severi de fikir ayrılığına itmişti. Ama Garrosh'a göre kendisi savaşın gerektirdiğini yapmıştı ve buna resmen itilmişti. Bu olayın etkileri bir çığ gibi giderek büyüyerek devam etti. Garrosh'a olan korku kin ve nefrete dönüşmüştü. Azeroth'un birçoğu onun durdurulması konusunda hemfikir oldu. Bu dönemde Pandaria kıtası keşfedilmişti. Herkes gibi Horde da bundan faydalanmak niyetindeydi. Garrosh içinse müthiş bir fırsattı. Erzak için yeni bir kaynak demekti. Tabi adada olanlardan kimsenin haberi yoktu. İşerac'ın mezarıydı burası. Ada halkı Old God'ı beslemeyecek şekilde nefretini bastırmayı öğrenmişti. Ama bölgeyi yeni keşfeden Horde ve Alliance durumdan habersizdi. Pandalar harici adaya dışarıdan gelen herkes ama herkes Yşeraj'ın çağrılarını bir şekilde duymuş ve etkilenmişti. Aralarında ancak Garrosh onun dediklerini yapacak kadar güçlüydü. Tekrar etmiş olalım. Aslında herkes içindeki barındırdığı nefretten dolayı Old God'ın çağrısını duymuş ve buna yönelik hareketler sergilemeye başlamıştı. Garrosh durumu daha ileri götürebilen isim olmuştu. İşeraj'ın kalbini bulmuş ve içindeki gücü kendisinde özümsemek istiyordu. Herkes bir şekilde kendisini durdurmaya çalıştı ama nafile. Garrosh, İşeraj'ın iradesini bir şekilde serbest bırakmıştı bile. Evet, şimdi durdurulması gereken bir pozisyona girmişti. Bir nevi İşeraj'ın iradesindeki Garrosh durdurulmalıydı. Horde ve Alliance eş zamanlı olarak Orgrimmar'a girer. Hatta Thrall bile kendisini durdurmak için gelir. Son mücadelede Thrall ile birebir karşılaşan Garrosh, Thrall'dan çok üstündü ve Thrall'ın hiç şansı yoktu. Devreye kahramanlar giriyor ve Old God'un gücü yok ediliyor ve Garrosh durduruluyor. Thrall tam kendi elleriyle Garrosh'un işine son verecekken Varian araya giriyor ve yargılanması gerektiğini, hatta en çok zarar gören halka işlediği suçların cevabını vermesi gerektiğini söylüyor ve Garrosh Pandalara teslim ediliyor. Yargılanmak üzere Temple of the White Tiger'a getirilen Garrosh, Pandaria'nın loaları olan August Celestius tarafından direkt ölüme mahkum edilecek suçları olmadığına kanaat getirildi. Duruşma, Kairos Dormu tarafından sabote edildi. Kairos Dormu, Sarı Ejderha sınıfına mensup ancak Siyah Ejderha Prens Raetian güdümünde hareket eden biriydi. Raetian'ın gelecek planları doğrultusunda Garrosh yaşamalıydı. Duruşmayı sabote eden Kairos Dormu, Garrosh'u bir portal vasıtasıyla 35 senesinin öncesindeki Draenor'a kaçırır. Raetian ve Kairos Dormu'nun güdümüyle Garrosh burada sadece orklardan oluşan hordu kurma hayalini gerçekleştirebilecekti. Hatta Warlords of Draenor sinematiğinde de görünen Garrosh, orkların Menoroth'un kanını içmesini engeller ve kendi iradelerine sahip Iron Horde'u oluşturmaya başlar. Grommash Hellscream önderliğinde faaliyetlerine başlayan Iron Horde'u durdurmak için Thrall ve beraberindeki bizler bu alternatif Draenor'a geçiş yapıyoruz. Thrall, Nagrand'da Garrosh'u bulur ve ona Makgora teklifinde bulunur. Daha öncesinde zaten yendiği Thrall'dan çekinmeyen Garrosh bu teklifi kabul eder. Kozlarını paylaşan ikili dövüş sırasında düşüncelerini paylaşır. Thrall, hayal kırıklığına uğradığını ifade eder. Ancak belli ki unuttuğu bir şey var. Garrosh'u Warchief atayan kendisiydi.
ve bunu net ortaya koyan sözcükler Garrosh'un ağzından dökülür. Beni olduğum kişi yapan sensin. Ki yanlış da değildi. Garrosh, Grom'un öğretileriyle değil, Thrall ve Saurfang'in tecrübeleriyle büyümüştü. Bu sözcükler karşısında iç pişmanlıklarına ve hırsına yenik düşen Thrall, bilek gücüyle yenemeyeceğini anladığı rakibini şamanlık büyüleriyle alt eder ve yine büyü yardımıyla Garrosh'un hayatına burada son verir. Thrall, yapmak zorunda olduğunu düşündüğü şeyi yapmıştı belki ama hikayenin geri kalanında aldığı kararlardan dolayı yaşanan acıların pişmanlığını yaşadığını net görüyoruz. Hatta şamanlık güçlerini bile kaybetti. Garrosh ise geriye güçlü bir miras bıraktı. Zamanında Medivh ve Gul'dan'ın yani Legion'ın Azeroth'a sürüklediği orkların, gezegende yarattığı acıların artık geride bırakılması gerektiğini ve orkların da artık bu gezegenin evlatları olduğunu ve Horde'dan nefret eden bir Alliance olduğu sürece Horde'un var olacağını ortaya koydu. Evet, belki de Garrosh'un yaptıkları acımasızcaydı ama yaşananların tek sorumlusu Garrosh değildi, bütün Azeroth halklarıydı. Böylelikle de videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.